bize anlatıyor. Evet, herkes aşağı yukarı hayatının bir bölümünde olsun az ya da çok hasret çekmiştir. Ama bir ömür boyu sürerse bu hasret çok ağır gelir insana. Hasret en büyük esarettir diyoruz, gerçekten de öyle. Bu esareti benim romanımın kahramanları yaşadılar. Ve nasıl bir roman oldu, nasıl bir öyküydü, nereden yola çıktık, bunları sizinle paylaşacağım. Çünkü okuyanlar gördüler ki, zaten ben de yazarken farkındaydım, diğer kitaplarımdan çok daha farklı bir kitap oldu Hasret. Hem tür olarak, hem yaklaşım olarak, hem konu olarak, yazış biçimi olarak epey farklı oldu diğerlerine göre. Hasret 8 yıl benimle yaşadı. Yani epeyce bir beraberliğimiz oldu Hasret'le, size gelinceye kadar. 2007 yılında o vakit burada olan İzmirlilerin çoğu hatırlayacaktır. Bizim İzmir valimiz Oğuz Kağan Köksal'dı. Benim de Eroine Dans kitabım çıkmıştı ve onun bir tanıtım kokteylini yapacaktık Konak Kültür Merkezi'nde. Davet ettik kendilerini ve Olcu Hanım'la tanışmış olduk. Olcu Hanım benim kitaplarımı kısa sürede okuyan bir insan. Karı koca kendi ikisi de çok okurdu. Ve kokteyle geldiklerinde ki 7 kat asansörlü bir bina, asansör bozuktu. Özel kalem valim gelmeyebilirsiniz diyordu. Ama çıktılar, geldiler. Çok güzel bir konuşma oldu. Resimler çekildi. Açılış, kokteyl falan dendi. Ben o resimleri Olcu Hanım'a götürmek istedim. Yani kısa bir sohbet şeklinde ama uzun bir zaman ayırmıştı. Ve bana dedi ki, bir aile, hatta sülale hikayemiz var. Yazmak ister misin? Dinledim. Çok çarpıcı bir hikayeydi gerçekten de. Okuyanlar gördü, okuyacak olanlar görecek. Çok ilgimi çekti. Keskin'de geçiyor.